benim adıma duyup, Muhammed ismi şerifini duyup, bana salavat-ı şerife getirmeyenlere Allah burunlarını sürtsün. Bir başka hadis-i şerifinde de peygamberimiz şöyle buyurdular. Men salla aleyhi merreten sallallahu teala aleyhi aşka. Kim benim ismi şerifimi duyar, bana bir de acil salavat-ı şerife getirecek olursa, Allah onun 100 günahını siler, 100 günahını sevaba çevirir, 100 de cennette ikisine mükafat verir. Birinci, ikazdan korunmak. İkinci olarak peygamberimizin bu şefaatini elde etmek üzere hep beraber buyurun. Sallu ala Rasulina Muhammed. Sallu ala Rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii'i kulubina Muhammed. Olmam bazı vali beraber Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin el-Fatihi lima ulika ve el-Kâzimi lima sebeka. Nasiri l-Hakk bil-Hakk vel hâli ilâ sırâtike müstakîm ve ala âlihi hakka kadrihi ve miktarihil azîm. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. İnne Allahe ve melâiketehu yusallûn alel-Nebî. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Sadakallâhul azîm. Muhterem kardeşlerim, Cuma'ya Cuma hutbesini irad etmek üzere imam minbere çıkmadan önce Azzavi Müezzin Efendi bu ayeti celileyi okur Kur'an-ı Kerim'de. Bakalım Mevlamız bize ne buyuruyor? İnne Allahe, muhakkak Allah'ın Zülcelal sureti katliyede hiç şüphe götürmek istedim. Ve melaikete bu, melekleri adedini Cenab-ı Hak diyor. İnne Allahe ve melaiketehu yusallûn alen nebi. Nebi-i Muhteremi Muhammed Mustafa'ya salat eder. Yani Muhammed Mustafa'yı anlayan, onu yaşayan, onu ananları Cenab-ı Hak bağışlar, affeder. Ya eyyühellezine amenu, ey Rabbim Allah, kitabın Kur'an, peygamberin Muhammed Mustafa'dır diyen, bizler de onlarız değil mi? Sallu aleyhi, o Allah'ımızın ve meleklerin salat ettiği Muhammed Mustafa'ya salat edin, salavat-ı şerife getir. Yani ne diyeyim? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin. Bu ay Mevlid ayı değil mi? Peygamberimizin 1446. doğumunun seneyi devriyesi. Bu aya biz ne diyoruz acaba? Mevlid ayı diyoruz. Çok çok önemli. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Muhammed Mustafa'ya selam vermekle selam ver. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki evrenin neresinde bana bir salatu selam getirilirse görevli melekler Ravza-i Mutahhari'ye getirirler, teslim ederler, ben o ümmetimi tanırım buyuruyor. Cenab-ı Hak hepimizi o yüce Resul Muhammed Mustafa'ya ümmet olmayı nasip etsin. Şimdi Mustafa Semerci kardeşimizle beraber geldi. Yakın bir akrabası, rahmetli olmuş. Musalla'da. Onunla ilgili de bir iki cümle söyleyeyim. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine cenaze başında döndü, sordu. Belmeli. Ölü kimdir? Ölü deyince ne anlarsınız siz? Ey eshab-ı ümmetim buyurun. Bunun üzerine sahabe dediler ki Allah ve Resulü çok daha iyi. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu. Kelgariyikil mutagavviz. Suya düşmüş, kurtarılmak için imdat diye feryat eden, çırpınan bir kimseye benzer. Kimden medet umar? Min ebi, babasından. Ev ümmin, anasından. Ev uhdin, karındaşlarından. Sahabe döndü. Peygamberimiz
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de ki babası, anası, kardeşleri ve samimi olan dostları nasıl yardım edecek ölüye, cenazeye? Bir dua, dua edecek. İşte onun için bir araya gelir. Ve bir istiğfar, onun hakkında istiğfarda bulunacak. Yani Yasin-i Şerif'i, Süre-i Mülk'ü, Haşr Suresi gibi süreleri okuyarak onların ruhlarına hediye edecek. El bir tasadduk veya onların ruhlarına bağışlanmak üzere sadakalar vererek ona yardım eder. Dirilerin duası, istiğfarı ve sadakası sebebiyle Allah'ın huzurunda kabirlerinde yatan mevtaların kabirlerini acami dağlar gibi nurla doldurur. Hocam değil. Yani biz çok fazla böyle dua bilmiyoruz ama ne yapabiliriz? Kısaca ezanla bitireceğim. Hoca Efendi'yle görüştük, 5 dakika var dedi ama 5 dakikada çok şey anlatabiliriz diye düşündüm. İnşallah faydalı olmuştur. Arkadaşlar Peygamberimiz şöyle buyurdu. Menber ala makbareti kariyeti. Sizden birinizin yolu ani olarak mezarlığa düşse, bugün biz de gideceğiz kısmetse. Fekere kulhullahu ahad ahad aşere merhak. Başında besmele ile elham olmak kaydıyla 11 defa kulhullahu ahad suresini okusa. Dünya düştü. Ama burada geçen 11. Anlatabildim mi? Elhamdan sonra 11 kulhullahu ahad okusa. Sümme vehebe ecru halilen var. Burada yatan mevtaların ruhlarına. Okuduğumuz İhlas-ı Şerif'le Elham-ı Şerif'in sevabını bağışlasa. O diye lehu minel ecri kâdedin envat. Orada yatan mevtaların sevabı kadar okuyana sevap verilir. Bağışlanılmış, hediye edilmiş olan kimselerin sevabından da iyi ucu kadar bir şey eksilmez buyurur. O zaman şöyle diyelim mi? Allah-u Zülcelal ve Kemal Hazretleri geçmişlerimize gani gani rahmet ediniz. Bizlere hayırlı ömür, hayırlı kader ihsan eylesin. Amin. Bir de ben size kısaca yapabileceğimiz bir dua öğretim. Onu da bitirelim. Duaların bu dua atomudur. Belki hepiniz ezbere biliyor. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi kendine bir hayır. Ne demek hocam diyeceksiniz? Niyetlendiğiniz her işimi Allah'ın kolaylaştırmakla kolaylaştırır. Niyetlendiğin hiçbir işini zorlaştırmakla zorlaştırma. Ya Rabbi lütfunla, kereminle, ihsanen, meccane her niyetlendiğin işimi hayırla tamamla. Cenab-ı Hak her türlü işimizi kolaylaştırmakla kolaylaştırıversin, zorlaştırmakla zorlaştırmasın, hayırla tamamlatmakla tamamlatsın, geçmişlerimize rahmet eylesin, bizlerimize Cenab-ı Hak hayırlı ömür, hayırlı kader ihsan eylesin. Biz dahi dünyamızı değiştiğimizde bizi de hayırla, dua ile, besmele ile yad edecek Cenab-ı Hak hayırlı nesiller ihsan eylesin. Hoca Efendi'ye bize böyle bir imkanı tanıdığı için hususuyla şükranlarımı arz ediyorum. Allah kabul etsin. Yahu subhanu rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun aleyhi mürselin velhamdülillahi rabbil alemin bi hürmeti sirri sureti Fatiha. Fazıyla ve bu makamın mahmudeni dediği vaatte inneke la tuhlifu'l miat. Amin.